İnmemiş testis ameliyatı genellikle testisin lokalizasyonuna göre seçilir. Eğer testis karnın içinde değilse, kasık bölgesinde muayenede ele geliyor ise o zaman tek seferde bir seansta bu ameliyat başarıyla sonuçlanır. Eğer testis karnın içinde yerleşmişse ya da muayene esnasında tespit edilememişse o zaman mutlaka bu hastalarda laparoskopi dediğimiz teknikle testisin karın içinde olup olmadığının gözle görülmesi lazımdır. Bu da ameliyat esnasında önce hastanın laparoskopi yapılması ile devam edilir. Eğer laparoskopi yapıldığında testis karnın içinde ise bunu indirmeye çalışırız. Ama genellikle %80-90 hastada testis karın içinde lokalize ise bu durumda testisin tek bir seferde damarlarının kısa olması nedeniyle içine indirmek mümkün olmayabilir. Bu yüzden de böyle bir durumda öncelikle testis indirilebildiği lokalizasyona kadar indirilir. Ondan sonra aradan 6 ay gibi bir süre geçtikten sonra ikinci bir ameliyatla yine torbasının içine indirilme çalışılır. Bazen ikinci bir ameliyat bile yeterli olmayabilir. Eğer laparoskopi yapıldığında testis hiç gelişmemişse ya da gelişmiş fakat atrofik dediğimiz çok küçük bir halde, ileride fonksiyon görmeyecek bir halde ise o zaman o testis alınır. Fakat bu durumda da ileride çocukta dışarıdan baktığınızda şekil bozukluğu olmaması için mutlaka torbasının içine bir protez yerleştirilmesi ve simetriyi sağlamanın yoluna gidilmesi gerekir.